Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Video sonunda eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi şu beyin yakan optik illüzyonlara yakından bir bakalım. Açıkçası size şimdiye kadar pek çok optik illüzyon gösterdim ama bu illüzyonun yeri gerçekten ayrı. Kalıbın ön yüzünü görmeden direkt renkli tarafından bakınca ciddi derecede kafa karıştırıyor. Dikkatli bakarsanız köprünün sabit olduğu anlaşılıyor. Ama zemin her ne kadar sabit olsa da etrafın hareket ediyor olması zihnimizin denge mekanizmasını kandırmak için yeterli. Bu karede eğer bir ev görüyorsanız asıl görmeniz gereken detayı fark etmediniz demektir. Bu karenin içinde ne gizli olduğunu görenler yorumlarda bizimle paylaşsınlar. Algımızla oynamak o kadar kolay ki renkler bile başlı başına boyut algımız üzerinde ciddi etkilere sahip ve böylesi başarılı bir tasarımda bu durumu anlamak için güzel bir örnek bence. Şimdi size sol taraftaki kırmızı alanla sağ taraftaki kırmızı alan tamamen aynı boyuta sahip desem inanmayacaksınız büyük ihtimalle. O yüzden en güzeli kendi gözlerinizle görmeniz. İlginç değil mi? Sol taraftaki kalbin rengi ne? Yeşil mi? Peki ortadaki kalp? Eğer onu da mor görüyorsanız zihniniz sizi kandırıyor demektir. Çünkü bu üç kalbin de rengi aynı. Yani hepsi gri renk aslında. Kalplerin üzerinden geçen yeşil ve mavi çizgiler farklı algılamamıza neden oluyor sadece. Beynimizdeki algı merkezlerinin farklı yerlerde olmasından dolayı bu tarz özel tasarımlar tüm görseli tek bir merkezden algılamamıza sebebiyet veriyor ve görsel hareket kazanıyor böylece. Şöyle gözünüzü yavaşça aşağı yukarı hareket ettirdiğinizde yılanlar sağa ve sola hareket etmeye başlıyor. Ne zaman böyle başarılı bir örnekle karşılaşsam beni derin düşüncelere sevk ediyor. Burada da yine gözlerinizi yavaşça hareket ettirin, kalpten çemberler dönmeye başladı değil mi? Aslında döndükleri yok tabii ki, bunu bilmemize rağmen yine de hareket etmeye devam ediyorlar ama. Böyle kafa karıştırıcı şekiller sadece ekranlardan değil, birebir gerçek nesnelerin üzerinden de kafa karıştırmaya devam ediyorlar. Mesela biz öyle algılamasak da bu kupanın hiçbir yerinde bir göçük yok. Bu görselin de ortasında bir ışık falan yandığı yok arkadaşlar. Yaprakların rengi açıktan koyuya doğru gittiği için ortasında bir ışık kaynağı varmış gibi algılıyoruz. Eğer bakar bakmaz bir spiral gördüyseniz görseli tekrar incelemenizi tavsiye ediyorum çünkü spiral falan yok. Hepsi birer halka aslında ama görmesi biraz güç olabilir. Gözlerinizi kısınca daha rahat fark edebilirsiniz halkaları. Görmüş olduğunuz bu satranç tahtasını andıran görüntü ufak bir eklemeyle karman çorman bir hal alabiliyor. Ama aslında karelerin şekillerinde hiçbir değişiklik olmuyor. Artılar ortaya çıkınca illüzyon gerçekleşiyor sadece. Bu konularda bayağı deneyimli olmama rağmen bu optik illüzyonu ne zaman görsem gördüğüm manzara karşısında şaşırıyorum. Hem içerideki kare hem de dış katman dans ediyor adeta gözümün önünde. Bu da az evvelki illüzyonun bir değişiği diyebiliriz. Bu sefer de halkalar farklı yönlere doğru hareket ediyorlar. Bu optik illüzyon herkesi etkilemiyor olabilir, onu baştan söyleyeyim. Normalde hareket yok ama yıldızları yanıp sönüyormuş gibi görmeniz gerekiyor. Şahsen ben normal görüyorum. Sizlere sormak istiyorum arkadaşlar. Bu kadın sağdan sola mı dönüyor yoksa soldan sağa mı dönüyor? Herkes gördüğünü bizimle paylaşırsa sevinirim. Ve son olarak gerçek anlamda çok farklı bir optik illüzyonla sizleri baş başa bırakıyorum. Eğer direkler zıpladığı zaman yere düştüklerinde ses duyuyorsanız illüzyon başarılı olmuş demektir. Çünkü ses falan yok bu görselde. Sesi duyanları da yorumlara davet ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.